Hadi bakalım en uzun yazan kazanır oyunu başlıyor. Oyunun kazananı buradaki arabaların ve buradaki paraların sahibi olacak. Baksanız abi şu arabalara. Üf üf. Hadi bakalım ilk sorunuzu soruyorum. Sor gelsin abi. Minecraft'ta bir maden yazın. Minecraft'ta bir maden yazacağız. Ee, ne yazabiliriz ne yazabiliriz? Tabii ki de elmas abi. Elmas en uzun maden ismi bence elmas arkadaşlar. Bence bir daha düşün. Ne yazdın Tarık sen? Kızıltaş. Ya of nasıl aklıma gelmedi. <laughs> Oğlum elmas ne elmas? mı hiç? Yani Minecraft'ta en uzun maden ismi elmas zannetmiştim. Ama kızıltaş da var. Doğru ya. Kızıltaş da maden sayılıyor. Babacım. Sen ne yazdın? Ne? Lapis lazuli mi? Evet baba. Oo. Harbi lapis lazuli daha da uzun. Hatta en uzunu belki lapis lazuli olabilir. Ay aşkım ben bulamadım. Örümcek kız nasıl bulamadın? Minecraft'ta maden ismi. Hiç mi hayatında Minecraft oynamadın? Bak şu an bile Minecraft oynuyorsun. Ay aşkım ben maden ismi ya örümcek kız bak birazcık düşün tamam mı? Çok basit. Süre doldu. Ya of. Evet şimdi bir sonraki sorunuz geliyor. Yapacak bir şey yok kız. Süren doldu. Gelsin abi. Elle yenebilen bir yemek. Elle yenebilen bir yemek. Dur bir düşüneyim. Tamam aklıma geldi. Pizza pizza pizza. Pizza elle yenir arkadaşlar. Başka da elle yenebilen bir şey yok herhalde. Ha? Aşkım hamburger. Nasıl aklıma gelmedi? Baksana örümcek kız bana yetişti arkadaşlar. Olamaz. Tarık sen ne yazdın öyle? Kanka aklıma bir şey gelmedi. Cips elle yenmiyor mu? Doğru evet elle yenir. Yani çatalla da yemezsin cipsi. Evet cips de doğru elle yenir. Baba ben bir şey bulamadım. Oğlum nasıl bulamadın ya? Biraz düşün yani. Biraz geniş çapla düşün. Yumurta. Oğlum yumurta elle yenir mi? <laughs> öyle denemişiz valla. Harbiden Örümce çocuk sen en son yumurtayı nasıl ne zaman elle yedin? Ee, hiçbir zaman. Evet süre doldu. Ya of. Ya Örümce çocuk kurabiye yazsaydın ya kurabiye sen neyle yiyorsun? Çatalla mı yiyorsunuz kahvaltıda? Aa doyuyor. O çocuk ya. Of. Ama merak etme gene de bize yetiştim bak. Görüyor musun? Arkadaşlar lapis lazuli yazdı bak. Lapis lazuli yazmasına rağmen bak. Bir soruyu yanlış bilmesine rağmen Örümce çocuk gene de önde. Benden bir blok önde. Tamam bir sonraki sorunuz geliyor. Gelsin abi. Bana bir ülke yazın. Ülke ülke ülke. Türkiye yazacağım ama Türkiye şimdi çok uzun isim olmadığı için hangi ülkeyi yazsam hangi ülkeyi yazsam? Azerbaycan. Evet arkadaşlar Azerbaycan bayağı bir uzun. Baksanıza. <laughs> evet hepiniz Türkiye'nin dostu ve ayrıca en uzun harfli ülkelerden bir tanesi arkadaşlar. Azeriler bizim dostumuzdur. Dur dur. Ben de bulacağım şimdi. Bekle sen. Bence Azerbaycan'dan daha da uzun isimli bir ülke yoktur Tarık. Kendini kandırma. Bak şimdi. Hı? Ne oldu? Hile, hile yaptı. Hile bu. Hayır, hile değil. Doğru yaptı. Evet, öyle bir ülke var. Nasıl bir ülke ismi bu? Bir saniye dur. Dev, devleti Birleşik Amerika. Evet oğlum, ABD. Yani Amerika Birleşik Devleti. Hı? Ya ile büzün dayı Hayır arkadaşlar hile yok hile yok. Hile yok diyor. Nasıl hile değil ya bu ne? Ha, oyunu kazanır ben olacağım. <laughs> Abi Tarık'a bakın. Sen bittin oğlum sen bittin. Ha, hiçbir hızma geçemezsiniz. Oğlum sen ne yazdın? Baba aklıma ülke gelmedi. Ben de Türkiye yazdım. Oğlum senin coğrafyan kaç? Bir mi? Yok Nasıl 5 ya? Onu Bulgaristan yazsaydın. Bulgaristan daha da uzun. Örümcek kız sen ne yazdın? Askım ben Almanya yazdım. Almanya. Ha, o iyi mantıklı evet doğru yapmışsın ama Türkiye ile aynı harfe sahip. Daha da uzun bir şey bulamadınız mı? Hayır bulamadık. <laughs> ben birinci olacağım. Bakın ben size diyeyim. Tarık birinci olacak ve arabaların hepsi oradaki paraların hepsi Tarık'ın olacak. Merak etme babacığım benim olacağım. İyi, göreceğiz bakalım Evet bir sonraki sorunuz geliyor Gelsin abi Bana ünlü bir rap sanatçısı yazın Ünlü bir rap sanatçısı yani Müzik sanatçısı Yoye Tamamdır hemen yazıyorum abi Rapçi rapçi kim var abi Rapçi kim olabilir Tamam arkadaşlar Ezel var arkadaşlar Ezel'i yazalım O Ezel'den başka da uzun isim rapçi yoktur Tarık sen ne yazdın Ben Uzun yazdım ama keşke yazmasaydım Uzi ne ya üç harfli arkadaşlar üç harfli <laughs> rapçi mi olur ya Daha başka birisini bulsaydın Tarık Aklıma geldi ne yapayım? babacığım ben Şefo yazdım. Şefo mu? Allah Allah ya. Başka bir rapçi bulamadınız mı ya? Baksanıza benimki daha uzun isimli. <laughs> ben de Çakal yazdım. İyi bak örümcek kız akıl etti. En azından örümcek kızınki uzun isimli. Evet herkes bir şey yazdı. En kısasında Tarık yazdı Allah çok şükür arkadaşlar. Tarık Allah'tan böyle uzun isimli bir şey yazmadı. Zaten baksanıza Tarık'a. Tarık bizden çok önde. Oyunu ben kazanacağım. İstediğinizi yazın. Görüyoruz bakalım Tarık. Göreceğiz göreceğiz kim kazanıyor. Yaklaştı mı oğlum sana sen bittin. Evet bir sonraki sorunuz geliyor. Hadi abi tamam gelsin hadi. Bana kırmızı bir şey yazın. Herhangi bir şey olabilir ama kırmızı olsun. Kırmızı renkte herhangi bir şey ne olabilir? Dur düşüneyim. Tarık ne yazmış? Elma mı? Evet, kırmızı elma. Bu kadar basit. Hadi Ferit'e birazcık saksıyı çalıştır. Daha da geniş düşün. Daha da geniş düşün. Aha! Tabii ki de arkadaşlar, Şimşek McQueen. O da kırmızı. <laughs> Merhaba Tarık. Nasılsın bakalım kardeşim? İyi misin? <laughs> ya aramızda şu anda sadece 3 blok fark var. Söylemiş olayım. Bir bir saniye. Hi hile. Hile yaptı. Hile yaptı. Hile mi yaptım? Hayır hile değil. Şimşek McQueen kırmızı renkte. Ne? Evet Tarık, Şimşek McQueen de kırmızı renkte. Allah düştüm. Şimşek McQueen de kırmızı renkte olduğu için yazma hakkım var. Bak Şimşek McQueen. Hı? Ama ama su yok. Yani Ferdetin yaptığı gayet doğru ve normal bir şey. Duydun mu? <laughs> Hayır Şimdi ben kazanacağım oğlum. Sen bittin. Ya aşkım sen nasıl bu kadar geriye gittin böyle? Ben çünkü Şimşek McQueen yazdım. Kırmızı renkte benim aklıma bu geldi. Ya baba Mare mare ne hilesi ya aklıma böyle geldi Sizde sizin aklınıza çilek geldiyse domates geldiyse ben ne yapayım yani Birazcık yaratıcı olun yani Bak sunucu dedi ki zaten herhangi bir şey olabilir dedi Kırmızı renkte şimşek mekguin de var Çilek de kırmızıysa domates de kırmızıysa şimşek mekguin de kırmızı Abi gene suya düştüm Neyse tartışmayın bir sonraki soruya geçiyoruz Bak duydunuz işte hadi bir sonraki soruya geçelim Bana bir ay ismi yazın Uzun bir ay ismi yazacağız Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aralık uzun, Temmuz uzun, Ağustos uzun. Ağustos yazacağım ben. Yazalım şöyle. Ağustos. Tamamdır. Sen ne yazdın Tarık? Haziran. Haziran daha mı uzun? Bir saniye dur. 1 2 3. Tamam tamam. Ağustos'la Haziran eşit harfte. Evet ikisi de eşit. Ya of en uzunlarını kaptınız. Örümcek kız Temmuz yazmış. Örümcek çocuk da Aralık yazmış. Ya of baba çok güçlü. Baksanıza arkadaşlar örümcek kız ve örümcek çocuğu çok geride kaldı. Şu anda ben Tarık'la yarışıyorum. Boşuna yarışma yeğenim. Ben kazanacağım. Bakın çok yaklaştık. Sen merak etme Tarık. Ben kazanacağım. Hadi bir sonraki sorunuza geçiyorum. Tamam geçelim. Bana bir şehir ismi yazın. Şehir ismi çok kolay çok kolay. Önceki yarışmada çıkmıştı. Dur dur dur. En uzun şehrimiz hangisiydi? En uzun şehrimiz hangisiydi? Gaziantep mi? Aa tamam hatırladım. Afyon Karahisar. Afyon Karahisar. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar bakın çok yaklaştık. Görüyor musun? Ha, 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 ha. Ha? Diyarbakır Diyar bakır. Az peşindeyim. Aramızda bir blok var. Olamaz Tanrı'nın kazanmasına izin veremem. Ya aşkım siz ne kadar ileriye gittiniz böyle. Evet baba. Örümcek kız senle konuşuyorsun ama yetiştin yani bize. Baksanıza örümcek kız Şanlıurfa yazmış. Evet aşkım o da çok uzun. Baba ben İstanbul yazdım. İstanbul kısa kalmış. Neyse bir soru daha soruyorum. Ah, Sor bakalım abi. Hadi bakalım hızlıca cevap vereceğim. Hızlıca cevap vereceğim. Bana bir süper kahraman yazın. Hızlıca, hızlıca! Entman. Entman, entman, entman ve ben kazandım. Woohoo! Ben Örümcek Adam yazdım. Ben kazandım. Hayır, ilk o yazdığı için ve ilk o ulaştığı için o kazandı. Ne oldu Tarık? Ne oldu? Kapıyı sen bitir oğlum. Bir sonrakini ben kazanacağım. He kazanırsın. Bu arabada hepsi benim. Bu paraların hepsi benim. Ha ha. Alalım şu paraları. <laughs> Abi şu arabaya bakın. Mercedes, Golf ve Bugatti Chiron. Her neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Dostluk kazanması için ben bu arada arabanın Mercedes'ini tarihe veriyorum. Golf'i de örümcek kıza veriyorum. Bugatti'yi de kendime alıyorum. O oh, teşekkür ederim. Önemli değil arkadaşlar. Sonuçta dostluk kazansın. Sarımız olduk. Bir video var. Tıkla tıkla tıkla. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri için like atın videomuza. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. the man bye bye